Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün aşağıda tempomuz çok. Hani ben bazen başlığa yazıyorum ya, akşam tempomuz diye. Gerçekten de bugün var yani. Hem zaten ineklerin bakımı var, o kadar hayvanın. Bir de ineklere yine kırma yapacaklar. Bir de samanımız hala açıklıkta. Onu çadırla kapatacaklar. Tabii ki beraber yapacağız. İşler bizi bekliyor. Babam ilk önce yeğiden başladı. Daha sağım için derken. Tülper de isteyen varsa bakınız, tülper de gibi. Katman katman ne güzel. Bu nasıl? Oradan mı sıra? İşte bu tongada da sonuna geldiği zaman oradan mı? Doldurması sıkıntı buraya oluyor. Tamam. Dur atla bakalım onu. Büyükler de yeğin içine karışmaması lazım. Tehlikeli. Erimez kızım, ilk bu. Daha avluya da gölge düşmedi. Bu taraf sıcak. Vekilimiz son günlerde videolarda hep aynı yerinde. Sanki köpeğimiz hiçbir yere gitmiyormuş gibi. Değil mi oğlum? Burası gölge de ondan yatıyor. Nereye gitsin? Öğlenleri de bazen merdivene yatıyor. Onlar da yakılacak çuval. Her taraf kuru ot. Tehlikeli biraz ateş yakmak. Bu yüzden de annem bekletiyor. Artık müsait bir zamanda yakar. Bu zaman havanın yağmur yağdığı zaman, rüzgarsız, samanlar işler harman bitti, öyle yakarım. Allah korusun. Kendim korkuyorum yani, çayırdı bir ateş yaktılar ama aklım gidiyor. Allah'ın o katından korusun. Böyle baksana her taraf şey. Evet. Bir zamanı boş bir alan olsun. Şöyle yerde yakılır. Şimdi ilgi garan dedi. Ben de gazan yerine süpürü veren dedim. Daha mal saatini, çünkü sağımı erken. Saat daha 5. Çünkü zavar edeceğiz. Beraber ederiz çünkü. Tenesi boşaltacağız. Pamuk küspesi tıpa almış. Karıştıracağız. Ben boşaldı veririm. Birimiz çuvalla. Mallarımızı bir şeyle olsun. Katkı olsun yine de samanda. Fayda. Günde bir paket, bir buçuk saman gidiyorsa küsp oldum daha bereket. Öbür kötürlü. Sen samanı verdin mi adım atmadan ineğin biri. Hadi dedim tamam. Değil mi oğlum? Diğeri nerede? Bilmiyorum ya, ben Nazan'a bangilden geldiğimden beri yoktu o. Ben de görmedim hiç. Aydın taramanı gördün mü seni? Taramanı gördün mü? Tam da mıymış? Lan biz seni arıyoruz lan. O delini koparıveren senin buraya gel buraya. Biz seni arıyoruz, taraman diyoruz, yok diyoruz. Uykudan mı geliyorsun sen? He? Uykudan mı kalktın kızım? Hı? Yakışıklı. Bunu ben böyle sevdim mi enerjim çoğalıyor daha benim buna. Bazen kardelen abası kıskanıyor buna. Ben bunu anneciğim falan dedim, bana deme onları de. Değil mi oğlum? Hı? İyi boş abi, beni duymasın oğlum dediğimi. Değil mi kızım? Aa, sus böyle yaptım onu işte. Elimde süpürge vardı benim yerde. Şuraya attım. Anne ben de şurada bir tane değnek bırakıyorum. Sen hepsini yine buraya topluyorsun ya. İyi kadın dursun bunlar be. Biz burada olup da 5-6 kişi inek bakmıyoruz ki. Olsun ben mesela tavuk oğluma gidiyorum. Hadi indiler salıya kaçırır gezinsinler. Açıver de gezinsinler. Tamam. Sen şunları tut. Yine bakın dediğimi yaptım. Çünkü sevmiyorum ben orada bir sürü değnek birikince demişti. Lafımı geri aldım. Yine bir ciddiydi 11'imiz. Çak bir beşlik. Hadi. Minnoş'un da uykusu gelmiş. Yavruları da uyutmuştur. Belki onlardan da oynuyorlar dedi, bilemem. Neyse fazla sizi bekletmeden hemen şu incilerin kapısını açayım. Onlar da dışarı çıksınlar. Bunlar da alışkın olduğu için hemen kendileri çıkıyor.
uzun zamandır bu kırmadan yapmıyorduk. Şimdi arpanın üstüne neydi bu? Unuttum. Kutsal kardeler. Şeyden var mı? Pamuk kisesinden. Anne. Ha. Pamuk kisesi de var mı? Var. Bunu karıştırıp savarma kese dökeceğiz. Baksana. Küspü olmaya da önceden bunu alıyorduk, ıslatıyorduk. Bir kovada böyle 4 tane kova falan çıkıyordu kabarınca. Bunlar makinede dizdi. Bu kadar yaptığımız savar bize, yani hayvanlara 3 ay falan gider herhalde. Gerçi bazen benim tahminler tam tutmuyor ama. Toraman da bakıyor tadına. Yedi, hayret. Arkasını açmışsınız bak. Atın çöp. Benim yapmışımdır onu. Ha? Onu ben yapmışımdır. Sen saman katmadın mı? Saman katma değil. Çuval açmayı diyorum ben. İpinden çıkarmayıp direkt böyle çuvalı kestiğim için. İşte bir çuval tıpa vardı, bir çuval da pamuk kisvesi vardı. İkisini de yaydılar. Artık katılacak başka bir şey yok. Azıcık da burada ye. Değme keyfime. Aha yiyeyim. Değil mi? Böyle kepek de karıştırıyorlar. Çoğu insan bunu çıkarttıktan sonra. Kuraman kaç. Şimdi saat 7'ye geldi. Babam zavarın bir kısmını bitirdi. Yarısı olduysa yarısı kalmıştır. İnekler sağıldı. Bugün de köyümüzde düğün var. Onun da çalgıcının sesi, yani müzik sesi geliyor. Toraman da korktuğu için Damla'dan ayrılamıyor akıllı. Oysa ki biz de buradayız ama işte alışkanlık haline getirmiş. Müzik sesi olunca illaki Damla çıkmayacak. Yapılan zavarları da babam buraya getiriyor. Az önce buradaki çuvalları döşedi. Bunların hepsi yem. Şuradaki sondaki 4 çuvalda zavar. Gelecek süt. Normalde ilk annem bunun sütünü içiriyordu. Bugün küçük buzağımıza gitmiş. Tamam değil baba. Ha, çalıştıracakmışsın. Şimdi arkadaşlarımızı zavara ettik. Gene de elimdeydi. Savımı yaptım. Savımı bitirdikten sonra samanın üzerinde çadır çektik. Yarısı yetti, yarısı yetmedi. Yağmur yağsa 2-3 paket ıslanırsa galiba onların malları yediririz. Ortalığı da topladım. Gazlarımı, toplarımı katmalıydım. Onları hallettim. Bugün vallahi pek iç açıcı yemeğimiz yok desem yalan olur. Menemen var. Mızmandır menemen yapma dedik. Kardeşim onu hazırladım. Dedi ki kardelen babasını söyledi. Bazen biz söyleyince bizim oğlan ihmal ediyor. Yani alıp gelmiyor. Kardelen de canı istiyordu. Çiğ köte değil mi? Yanlış söylemediysem. Ben önceden sevmezdim. Zamanla kardelen alıp geldikçe alıştım. Şimdi de gerçekten devamlı olsa yiyeceğim. Lavaş pek şey etmiyorum da. Ama yine marulundan katması yemesi güzel oluyor. Bir pakette kardelen sucuk çıkarmış. Onu şuraya koyalım. Bunun altını kapatsana. Bunu tavana mı atacağız? Bunu menemeni tabağına koyuyorum. Değil mi tavaya? Evet. Çiğ köfteden önce sucuğu çıkarmıştım. Yoksa çıkarmazdım. Sen makarna mı kalanlı şeyleri mi verdin? Kedilere verdim.
Azıcık da benim börek var. Şöyle 4 tane yumurta ayarlamış. Kardelenin 4'ünü de çakılacak. Sen bazen yumurta haşladığım zaman diyorsun ya, iki turuncu çıksın diye, bak bu yumurta öyleymiş. Değil mi? Sabah kahvaltısında çıksa ne var bu? Bunu ayran değil mi? Hı hı. Bir tane eksik konuşun ya. Abim gidecekmiş sanırım da. Hadi bu da acı tatlı oldu mu? Ekmek yemiyor evde. Bir gün yumurta çakarız, mercimek yemeği olur, yemeyeceği bir şey olur. Karnım aç der, bunu mu yiyeceğiz derler. Vallahi yemeğinin payı her zaman için tatlı olur demişler. O yemezse de biz yemeyeceğiz diye bir kanun yok. Ama bunu da böyle koyacağım ya. Ya öyle yap. Değişti o zaman da dadı gidiyor tabağa kattığım bir sucuğa. Sen bunu yetişir burada. Şunu biraz daha çekelim. Hı. Fazla menemeni karıştırmasını sevmez. Ben şöyle şey istiyorum, böyle azıcık içine pişmiş diye gözüksün diye. Karnın acıktı değil mi? Yo, sen bugün Aslan Azan ablayla çay içmeye gitmişsin. Gittim işte kindiği doğru. Çoğurdu Aslan abla, geç çay demlerdik. Nazan çay demlerdi dedi. Gittim. Böyle şey ikramlar falan vardı. Börekler orada vardır ama yemedim. Karnım tok diye sadece çay içtim. Hmm. Git gide azıcık beri çekeyim de yine kendi önüme doğru. Bak bunu şimdi menemenden parafinle siliyorlar buna. Kardeşim ne yapayım, bunu bildik yerden almamış gibi kız bu. Ya benim her zaman aldığım yerler var anne, o da caddede. Abim de oraya gitmez. Bu yüzden nereden aldı ben de bilmiyorum. Biz yemeğimizi yer. Vallahi sabahleyin kaldığımız yerden devam edebilirsek oradan devam ederiz. Herkese günaydın. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Kilimiz uyuyor hala. Onun için gün ayırmamış. Kili, ne bu uykuculuk? Sabaha kadar beşik mi salladın yoksa? Bu da uykudan kalkıp gelmiş belli. Tınlamıyor bile ya. Her tarafı batırmış. Daha bu da dursun ne bari. Sonra bak, ben biraz babam buradakini açıyorum. Tamam. Valla mayınla aptıslar yine her tarafı. Nereye? Aptıslar sen boş geç galiba. Kanı biri. Su dökerim de ondan sordum. Moketin üzerinde çekmiş anne. Ağla en iyisi ağacın altında kalsın bunlar. Oraya yer yatırım ama şöyle şeyden bağlayalım bunlara. Kahvaltı hazır. Şimdi iki gündür bahçeye ben hiç girmemiştim. Biber, salatalık, acır ne varsa toplayacağız. Harbiden kirli gece bir yerlerde gezmiş herhalde. Hiç tınlamadı. Güzelim çiçek de artık solmuş. Şurada mı? Hı. Çiçeklerin yanında. Hiç bahçenin bu sene hayır yok valla. En azından şu kıl biberden yiyoruz. Ben de şöyle salatalık bakayım. Tabii varsa, olmayınca bulamam.
bir tane buldum. Üç tane domates buldum. Hemen. Güler misin, ağlar mısın? Ama bak, şeysi var. Soğur var yine de bak. Aynen anne. Varmış arkasında. Baksam ne çalıştıramıyorum. Ben bunları damlamalara çıkıyorum. Gidelim Allah. Başka biberlerden yok, yok mu ya? Yok yok. Biberlerim olmadı ki. Bunlar acı biber. Onlar acı biber gibi bir şey. Bunlar da yoktu maşallah. Bir sene turşuyu da kurutmalığı da hepsini pazardan alacağız. Şimdi de onu Şengül abla 70 milyonmuş kilosu acı biberi. Karnı garanlar. Allah'ım kolaylık versin. Çok garanlar. Biz de garacağız da. Geldi şöyle etli biber bulmuş annem. Var mı arkası? Vallahi bir tane acır buldum da salatalık. Biraz daha bulursak kadim alalım bir acır götür. Aa, ben buradan görüyorum anne. Şimdi basarım diye korkuyorum. Şu küçük taze de şu da koparılabilir. Hana. Hadi o küçük de diğeri. Bir arkadaki. Şu. Ha. Küçük kızım. O da mı çok onlar küçük? Yani bir insanın boğazına girmez. Bak o da küçük. Bu arada küçük. Hepsi küçük. Bir gün daha duruyordum. Kocaman oldu. İşte bu acılı salatalığı da bulmak mesele. Yok yok. Bu sene neden böyle bilmiyorum ben. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi yukarı çıktık. Zaten sofra hazırmış. Ben bugün biraz geç uyandım. Malum abim işe gitmeyince pazar günleri ben de geç kalkıyorum. Ama diğer günler abimi uyandırdığım için erken kalkıyorum. Sofra Karen dediği gibi hafta sonu. Yeri göre ben hazırlıyorum ama bazen bir sofrada bir eksiklik oluyor. Şimdi baktım bardakları hazırlamamışsın. Eşim pazar günleri sabahleyin erken 11'de yola çıkması lazım. Muhasebeci çıkışına veriyor tırın. Onun için o kahvaltısını etti. Saat 10'a gelmeden gitti. Böyle olmasam ben aşağıdaki bahçedeki otları yolacaktım. Baban gidecek diye acele ettim bir evde ana kaldırın diye. Maydanozlu bu çendiği ben bıçak götürdüm kardele. Bak o kaldı. Onu unuttum. Böyle saat oldu mu zeytinyağına batırdık mı daha lezzetli oluyor. Üzerini döktük mü banıp banıp yiyoruz ekmeğine. Dünden de melemenimiz vardı akşam yemeğinde. Bir de neydi kardelenga? Çiğ köfte. Çiğ köfte vardı. İyi hoştu da valla. Yani görünüşü gel beni iyi diyor ama dadı olarak tadını beğenmedik. Kardelen devamlı aldığı yerden alıyordu. Güzeldi, lezzetliydi. Bu oğlum aldı geldi işten çıkınca. Ama hangi şeyden aldı dükkandan bilmiyorum. Hoş değildi yani. Marulun bile ahı gitmiş vahı kalmış hesabı. Şunu yakıttım değil mi ben kardelen ben? Hı hı. Sen şuraya otursun. Bir tane de kapya. Allah Allah. Nese karnım var ya. Kendi fidanımdan ektiğim bir tane de kapya biberi. Kardeşim ben şunu şöyle yiyeceğim. Senin tabağını da boy veremem. Tamam bana da öyle olsun. Daha lezzetli oluyor böyle yerken. Şunu daha benim ayıram. Şansına onun da uç kısmına geldi. Salatalık var ona.
Böreğini de doğru koyduydum. Şimdi altı altı da yedim. Şimdi küçükçeyi daha yerim ben ondan. Yiyeceğim bile denk ki. Kolayla olmuyor, yapılmıyor. Çayımız da gatağım. Şöyle altını incelerim kısayım dedim, kapattım. Şöyle kapatıverim. Makineye de çamaşırlarımı attım. Onlara da serüverin akşamını daha vurur. Şu benim olsun kardeşim, o senin olsun. Karnınızı doyuracağız. Sizler de anladınız. Peran şimdi videoyu sonlandıracak diye videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Bu sıralar yorumlarda çok yazan oluyor. Bizde mi hata oluyor? Telefonlarda mı hata oluyor? İnan ki bilmiyorum. Peran sesin çok az geliyordu. İnan ki gerçekten böyle yüksek sesle konuşmaya gayret gösteriyorum. Genelde zaten mutfakta açılış yapıyoruz. Yemek yaptığımız için. Eşim yatıyor zaten mutfağından yatak odası yan yana sayılır hemen hemen. Valla yakar dönen sen sesin, şey, telefonun ayarını yükseltecek. Ya ben sesimi yükselteceğim. Nasıl olacak bu iş? Öyle bir şey yok ki. Yok mu? Yok. Senin benim... ses net geliyormuş, benimki uzak. Tabii ki dışta çekim yaptığımız için. Ya şey de düşündük, onu da bulamadık. Neydi o? Yakası yoktu değil mi? Kablosuz. Önceden yoktu da şimdi var. Geçen de baktım ama hangisini almam gerektiğini bilemedim. Çünkü telefona takılıyormuş da. O yüzden. O soracağız galiba telefonculara. Valla bu konuda sizlerden özür dilerim. Bağırsam da bu yolu kulağınızı çınlatırım diye korkuyorum. Kulaklarınız hasar olur, o zaman beni izleyemezsiniz. Belki ben onun için yapıyorumdur. Hadi bakalım, hoşçakalın.